İstanbul'da ağaç mamulleri ve mobilya alanında faaliyet gösteren bir firmayı ve firma sahipleri Hamdi Ergin'le Arif Durmuş'u tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Değerli izleyenlerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle ünlü İstanbul'dan sizlerle beraberiz. İngiltere bölgesinden sesleniyoruz sizlere. Özellikle de hanımlar, beyler, yatırımcılar, herkes ekran başına diyorum ben. Çünkü özellikle de hepinizin sevmiş olduğu orman, yani ağaç kokularını evinize en doğal halleriyle birlikte model model taşıyabilecek kadar yaptıkları işi iyi bilen iki güçlü isimle tanıştıracağım sizleri. Hamdi Ergin ve Arif Durmuş Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hamdi Ergin ile Arif Durmuş'un uzmanlık alanlarını ve firmanın üretim aşamalarını öğrenerek devam ediyoruz sohbetimize. İşi biraz böyle bir kalıp kalıp gideceğim. Biraz sizden, biraz Arif Bey'den alacağım bilgileri. Şimdi bildiğim kadarıyla aranızda bir aile bağı da var. Bununla birlikte aynı zamanda ikiniz de güçlü tecrübelere dayalı isimlersiniz. Tecrübeleriniz birbirleriyle bağlantılı mı? Ne şekilde baş koydunuz bu işi beraber yapmaya? Biz aslında bu işi beraber yapmaya bir anda karar verdik. Ben bu sektörde değildim. Ama Hamdi abi, yani ortağım, bu sektörde geçmişi olan bir insandı. Bana teklif ettiğinde ben de düşünmeden geldim. Aslında bu sektörde hiç yoktum ama 4 yıldır ben bu sektördeyim. Ama çok hızlı bir süreç ilerledik beraber ve bütün inceliklerini öğrendim gibi. Şu anda teknik olan kısım, zaten elektrik bölümü mezunu olduğum için teknik olan kısım bütün kısmını az çok biliyordum ve bu kısmı ben ilerlettim. İşi tecrübeyle birlikte kendi bilgilerimize de taşımış olduk. Evet. Şimdi mantıkta bakıldığı zaman ticaret aslında iki ortağın kendi bilgilerini işle birlikte tecrübede, yani teorikte hayata geçirmesiyle ilerliyor. Röportaj öncesindeki sohbetimizde sizler de dediniz ki hepimizin ayrı bir yeteneği var. İşte ben bu alanla ilgileniyorum, Arif bu alanla ilgileniyor diye çoğunlukla Hamdi Bey ile görüştüğümüz için sizle alakalı bilgileri de kendisinden almış olduk. Hanginiz daha çok nereyle ilgileniyor? O tecrübeleri alalım biraz sizden. Sizden başlayalım. Aynen. Ben genellikle ağırlık satış, tahsilat, müşterinin ön burada karşılama gibi. Arif Bey de genellikle üretim, üretimin malzemelerin son ana kadar teslimatı, makinelerin hassas noktalarına ilgileniyor. PVC'nin ince ayarları oluyor. Müşteriye en son haline kadar ona tertemiz çıkması için. Kendisi de elektronik mezun olduğu için bizim için iyi oluyor. Bizde daha çok iş, yani benim kısmı, üretim kısmına geldiğinde süreç çok hızlı ilerlemesi gerekiyor. Çünkü bizdeki firmaların birçoğu işi acil olarak alıyor. İş bize geldiğinden itibaren çok hızlı bir şekilde tedarikimizi zaten Hamdi Bey üzerinden bize geliyor. O saatten sonra makinemizin kesimi, bantlanması, işte CNC'lik işleri, eğri kenarları, bunları takip ediyoruz. Bu konuda profesyonel bir kadromuz var. Onlar en hızlı şekilde verdiğimiz süreye en yakın tarihte teslim etmeye çalışıyoruz. Makinelerin bakımı için bize dışarıdan servis sağlayan başka bir arkadaşımız var. Bu da çok sürekli, yani bu süreçte en hızlı olması gereken şey bu kadroda servis kısmı. Bu servis kısmı da o arkadaşımız üzerinden tedarik ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde sonuca odaklanıyoruz. Hamdi Ergin ve Arif Durmuş hangi sektörlere hizmet verdiklerini anlatırken sözlerine şöyle devam ediyorlar. Biz ne iş yapıyoruz, ne şekilde ilerletiyoruz çalışmalarımızı? Kimler bizden ne isterse neleri hayata geçirebiliriz? Tüketicilere hizmet ediyoruz. Bu arada da mobilyacılara hizmet ediyoruz. İç mimar, dekorasyon, projeler yapıyoruz. Bu projeler bize mobilyacıların ölçü alma sürecinden geri geldiğinde müşterilerimizin ofisimizin de ferahlığı, rahatlığından dolayı kendilerini buraya getiriyorlar. Burada beraber renkleri, ölçüleri, tasarımlarını beraber yapıyoruz açıkçası. Buradan sonra da ölçüler geldikten sonra optime, renk seçimi, hızlı bir şekilde, zaten hızlı bir tüketim devrindeyiz şu an, tedarik edilip bir an önce üretim sahasına indirip müşterilerimize Arif Bey'in üzerinden teslim ediyoruz. Geri dönüşleri de çok iyi oluyor. Teşekkürler geliyor. Çünkü mobilyacı ve en alt tüketim her şey acil istiyor. Ve bizim gece gündüz vardiyamızdan dolayı da bu hizmeti çok hızlı bir şekilde veriyoruz.
tercih edilmemizin ikinci, üçüncü sebeplerinden biri kaliteden sonra da budur. Yani hızlı teslimat. Mobilyanın birçok alt kümesi var. Mobilya denildiği zaman birçok model gelebiliyor insanların aklına. Siz daha çok hangi alanda yoğunlu çalışıyorsunuz? Buraya geldiklerinde sizlerden neler isteyebilirler? Bizim firmamızın önceliği Türkiye'de üretilen en kaliteli fabrikalarla çalışıyoruz. Birincisi bu. Lak yoğunluğu, MDF yoğunluğu, görselliği en iyisini firmamıza getirtirip müşterimize sunuyoruz. Ve bu sunduğumuz ürünler yeni tarz ürünler oluyor genellikle. Sektörün en son çıkarttığı ürünler oluyor. Ve bunları da müşterilerimize gösterdiğimiz zaman bunları tasarlayıp üretici kısmı takıldığı zaman müşterilerin evlerine geri dönüşü de kat kat oluyor bu sefer. Bu şekilde de yenilikliğe açık bir firma olduğumuz için, vizyon sahibi olduğumuz için bu şekilde ilerliyoruz. İnşallah ne çıkarsa öncelik firmamız getiriyor onu. Onu da müşterilerimize sunuyoruz. Nasıl bir ilerleme kaydetmeyi planlıyorsunuz? Yani dünya değişiyor. İnsanların zevkleri değişiyor. İstenilen seçenekler değişiyor. Moda değişiyor, moda trend değişiyor. Aynen. Yeni şeyin defosu insanı üzer ya, üzülüyoruz. Nasıl bir garanti sunuyorsunuz? Bu konuda biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Yani hiçbir hata, hiçbir şeyi kabullenmemezlik yapmıyoruz. Bu malzemeden de olsa, bizden de olsa bunu kabulleniyoruz. En kısa sürede bunu çözüyoruz. Yani karşı tarafı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hata bizden de olsa, bizden olmasa da. Karşılıklı çözüm odaklı çalışıyoruz. Tamam, bu alanda yani müşteri memnuniyeti önemli. Olarak yürüyoruz. Yani anlık düşünmüyoruz olayları. Yani 5 sene sonra, 6 sene sonra arayan müşterilerimiz var bizim. Teşekkür edip sadece sıkıldığını ve sadece kapaklarının görselliğini değiştirmek isteyen müşterilerimiz var. Ya biz müşteri kaybetmek istemiyoruz ya da müşteriyi geri çevirmek de istemiyoruz. Müşteri bize ne zaman gelse bile 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra onun isteğini karşılıyoruz. Sabah 5'te, 5.30'da dükkanı açıp vardiyenin 11-12'sine kadar gece devam ediyoruz. Bu süreçte bir gün sonraki veya iki gün sonraki programları yaparak ilerliyoruz. Yani bu programları yapmazsak zaten tekler, bir şeyler eksik bir şeyler kalır değil mi? Tekler ve hizmet kalitesi de düşer. Evet, yoruluyoruz. Ailemizden fedakarlık veriyoruz ama en büyük sevgi, mutluluğumuzu aldığımız yer burası. Evet. Ve bu işi biz ekibimizle başarıyoruz. Yani en büyük özelliğimiz o. İşin başındayız sürekli. Yani en baş süreçten en dip sürece kadar bütün işleyişten haberimiz oluyor. Yani her şeyden bilgiliyiz. En girişi ve en çıkışına kadar. En büyük patron, en aktif personel diye boşuna dememişler. Canla başla çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu alan güzel. Bir detay daha soru soracağım. Yine teknik bilgiyle alakalı. Ama tabii ki ikinizden de düşüncelerinizi, hatta fikirlerinizi ve ilerleyişinizle alakalı cevapları diliyor ve rica ediyorum. Ağaç işi biraz tehlikeli bir iştir. Islanabilir, herhangi bir deformasyona uğrayabilir. Sizler yaptığınız işi kesinlikle özenli, güvenli yapıyorsunuz. Ama herhangi bir teknik problem olmaması açısından uzun vadeli yaşayabilmesi için bir mobilyanın aslında hangi düzeyde fırınlanması, ısıtılması, kaplanması ya da artık usta olarak sizler bunun doğrusu budur Tuğçe Hanım diyebileceğiniz neler verebilirsiniz bizlere ve ekran başındaki izleyenlerimize? En büyük özelliğimiz dikkat edecekler. Rutubetli, nemli ortamlarda olmayacak. Tezgahlarda su bulundurmayacaklar. Islanan yere hemen kurutacaklar. Onun dışında şu anki günümüzdeki üretilen malzemelerin kimyasal kaliteleri eskiye nazaran daha iyi. Hani en başta da söylemiştim, biz birinci elden en kaliteli malzemeyi sunuyoruz müşterilerimize. Kanserojen madde olmamak şartıyla, bunların hepsi TSE markalı olmak şartıyla. Ondan dolayı biz kendimize bunları kullanıyoruz. Aynı şekilde müşterilerimize de bunları tercih etmelerini istiyoruz.